Audio Jungle. İçi boşaltılmış kelimeler, adeta zihnimize kazınmış yapay sözcükler ve bize ait olmayanı bizimmiş gibi bize bellettirilen samimiyetten yoksun ifadeler. Aydın bu zikrettiğim mevzunun bir yansıması bize, tüm canlılığını ve renkliliğini yitirmiş bir batı dayatması olarak aydın, koh bir kelime. Aydının yerine kullanılabilecek daha zarif, kulaktan kalbe intikal eden bir kelime olarak arif ise daha dolgun ve daha manidar bir ifade. Söze lezzet getirip düşünüleni coşturacak bize ait bizden bir kelime. Kültürümüzde neşvi nüma bulmuş nice söyleyiş güzelliğine sahip sözcük vardır ki zamanın tozlu raflarına itilmiştir. Bir zamanlar kendisiyle hemhal olunan bu kelimeler asıllar sonra hiç duyulmamış bir ifadeye mi dönüşecektir? Hayıflandığımız nokta bizim olanı bizden çalıp zihnimizin ücra köşelerine sinsi bir virüs gibi yerleştirilmeye çalışılan kalıpları hemen benimsememiz ve kültürümüzün bir parçası gibi onları kullanmamızdır. Oysa kitap sayfalarını karıştırdığımızda gözlerimizin önüne muazzam çoklukta, üstelik bize ait olan nice güzide ifadenin çıkması İnanın an meselesi. Şunu bilelim ki medeniyetin yegane temsilcisi olan Garp hiçbir zaman meşru yollardan hak arama yolunu seçmemiştir bugüne kadar. Ve bundan sonra da seçmeyeceği malumdur. Lakin böyle bir mevzuya değinmenin aslı ne ola ki? Tabii ki Garp'ın şark üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için zihniyetleri tarumar eden algı yöntemlerini kullandığı ve bunu da çoğunlukla kelimelerle yaptığı için. Velhasıl uyanık olmamız için en çok da bu misali seçtim. Bir milleti ortadan kaldırmanın belki en makul, en kestirme yolu söz varlığına saldırmak ve kelimeleriyle harp etmektir. Denilebilir ki Batı bu emperyalist savaş metoduyla dilimize nüfuz etme çabalarında başarılı olmakta. Kendi köksüz ve doğallıktan uzak fikirlerini doğu üzerinde yerleştirmeye uğraşan gafiller, yüzyıllar boyu süre gelen ifade zenginliğimizin anamızın ak sütü gibi dimağlarımızı tatlandırmasına tahammül edememekte. Zihinlerini karıştıran, akıllarına durgunluk veren ve kalplerine kor misali oturan manevi zenginliğimiz yanında hayret ve hayranlık duymaktalar. Bunu kendileri bile idrak edememekteler. Zira Batı kütüphanelerini, Türk eserlerini okumak için didik didik arayan uluslar henüz kendi edebiyat külliyatını oluşturacak bir kaynağa dahi sahip değildir. Fakat bizim necip milletimiz çağlar boyu bizi besleyecek ve akışından da hiçbir şey kaybetmeyecek billur bir kaynağın varisidir. O kaynak ki erenler, evliyalar, sıddıklar ve arifler menbaıdır. Ariflerin pınarından içen içtiğinin tadına doyar. Lezzetini ağzında değil yüreğinde hisseder. Sözümüzün ağızdan çıkıp yüreğe dokunması bundandır gayrı. Bir pınar ki çağlayan misali boyuna akıp durur. Yatağını bulana değin akarda akar. Lisan-ı hakiki onda bir selahat ve dinginlik bulur. Bize bu nimetleri bahşeden kaynaktan mahrum olmak haddimiz olmayarak dile getirelim ki ahmaklıktır.
Hakkı yenene değil, hakkını kurda kuşa yem edene ahmak derler, bilesiniz. Ahmak odur ki et ve tırnak misali birbiri içinde bütünlük kazanmış, koparıldığında da ortada ne et ne kemik bırakan, kelime hazinesini katledilmek üzere kurban verendir. Bilelim ki bizim kelimelerimiz dahi ölmez, şehit düşerler. Bu da ancak yerine kendi değiş özelliklerimiz barındıran daha manidar bir kelime ile devşirilmesi ile mümkündür. Başka türlüsü kelime katlidir. Öz lisanından ayrı yaşamayı tercih eden bir ulus yok olur mu? Bilemeyiz. Lakin o milletin yaşamadığı kesindir. Yaşınalısı bir alemde can suyundan öte can veren ifadelerimizi muhafaza etme temennisiyle. Selam olsun aydın değil arif olmayı seçenlere, ariflerin diliyle velhasıl kelam ve selam.